Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir 10-15 günden beri video çekmiyordum. Bugün de yanımda can dostum, kardeşim Mehmet var. Çok yakın arkadaşımdır. Bugün saçlarına bir sıfırlama yapacağız. Böyle skin fade olarak düşünebilirsiniz. Size tamamen inceliklerini anlatarak ve göstererek yapacağım. Biraz da yavaş yapacağım. Öğrenebilin diye. İlk önce bir çizelim. İlk önce şöyle bir çizme işlemini yapalım. Buraları bir güzelce sıfırlıyoruz. Bu arada benden çok video çekmemi istiyorsunuz. Saç kesimleriyle alakalı. Bazen çekebiliyorum, bazen çekemiyorum. Kusura bakmayın biraz ama YouTube'a yöneleceğim yavaş yavaş. Bayağı bir sizi de es geçtim çünkü bunun da farkındayım. Artık yavaş yavaş başlayalım değil mi? Şöyle ilk öncelik güzelce etrafı sıfırla çizdikten sonra şöyle bir sıfırlamayı yapalım. Temizleyelim. İnsanlarda böyle benler olabilir gençler. Bunlara çok dikkat edin. Bakın şu benler var ya. Makineyle kesersiniz falan Allah göstermesin. Yemin ediyorum o oradaki akan kanı uzun bir süre durduramazsınız. Bakın mesela burada da var ben. Bunları böyle çok yavaş almanız lazım. Bu makinelerin uçları çünkü çok sıfır olduğu için bunları kanatabilme ihtimaliniz çok yüksek. Bunlara çok dikkat edin. Tabii bunu sadece saç olarak görmeyin. Sakalda da et benleri olabilir. Onlara da dikkat edin. Güzelce buraları bir sıfırladık. Altları da temizledik. Mehmet'im bunları iyice şey yapmayayım değil mi ben sana? Altları iyice sıfırlamayayım değil mi? Tertemiz jilet gibi olmasın. Şimdi böyle sıfırla aldık. Evet oğlum. Kaç? Yok direkt sıfır. Şimdi gençler ince sıfırı çizdik, aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar sıfır. Şöyle bir üstüne sıfırla böyle bir buraları alıyoruz. Yani bu seferki kalın sıfırla. Size bu sefer biraz eğitim vererek öğreteceğim. Yavaş yavaş. Buraları da böyle sıfırladık. Bir altı. Şu noktada biraz yukarı çıkıyorum fark ediyorsanız.
Makinenin bu köşelerini kullanmayı unutmayın. Şuradan böyle kavis veriyorsunuz saça. Ucunu da kullanın. Şimdi kalın sıfırla hallettik. Şimdi buralar da bitti. Burada mı? Tamam. Şimdi gençler, sırada ne var? Bu sıfır. Yarımı takıyoruz. Çengel yukarıda. Hiç ellemiyorsunuz çengeli. Şu aldığınız yeri altlardan vurarak, alttan yukarı doğru. Adam bana püskülü versene olur. Hayır hayır, o değil. Sert olanı. Bizim burada kullandığımız var ya fırça. Şimdi gençler iyi izleyin. Buradan böyle devam ediyoruz. Burayı aldık mı? Güzel. Şimdi aynı noktadan devam ediyoruz. Bu sefer çengeli aşağıya alın. Şu noktaları kaldırarak böyle yukarı doğru kademeli kademeli çıkıyoruz. Yani tam bir gölgelendirme çıkıyoruz saça. Burayı da hallettik. Adem bir numara. Şimdi orayı da inceyle hallettik. Ondan sonra gençler, geliyoruz bir üst kata. Ona da çengeli kapatın. Komple. Bir numara. Taktık. Ama düştü.
Bunu yapmayın. Bunu yapmayın gençler. Takın. Çengel kapalı. Burada biraz hızlanayım artık. Çok yavaş gittim ben. Bir numarayla böyle çıkıyorsunuz. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Hem köşelerini hem de kaldırarak, dik değil. Yani şu şekil. Yukarı doğru. Bu arada içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan iki tane var. Biri şahsi, biri de iş yerime ait olan. Şahsi olan halim.altankingkav, diğeri de salonhalimkingkavofficial. Ayrıca gençler, TikTok kullananlarınız varsa eğer ki, TikTok'ta da halimaltankingkav1925 adı ile TikTok'tayım. Orada da canlı yayın açıyorum. Bilginiz olsun. Hem buraya abone olun, hem oralara abone olun. Sormak istedikleriniz varsa onlar için de bana yazabilirsiniz. Ayrıyetten burada da yorum yapabilirsiniz. Soru cevap şeklinde. Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Onları da yazabilirsiniz. Şimdi bir numarayla aldık ya. Çengeli aşağı indirin. Açın. Ondan sonra şuraları görüyorsunuz zaten. Buraları alacağız. Bakın gördüğünüz gibi şekil yavaş yavaş oturmaya başladı. Su versin mi? İşlem mi? Yok abi. Gençler bunları da böyle geçiyoruz. Sonra şimdi asıl noktaya geldik. Bakın Mehmet'in saçları öne doğru geliyor. Yani saç böyle geliyor. Biz bu makinayı şöyle vurursak hiçbir şekilde almaz. O yüzden makinenin şu köşelerini kullanacaksınız. Böylemesine kaldırarak. Önden geriye doğru. Şu pozisyonda. Bu tarz saça sahip olanlarda bunu yapacaksınız. Ve gördüğünüz gibi şuradaki kabalıklığı aldık. Şimdi ne yapacağız? Adem. Ben onu. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu. Bunu takıyoruz. Çengel gene aşağıda. Kapattık. Sonra şu bölgeler. Çünkü Mehmet'in saçları buraları çok kabarık. Biz bunları istemiyoruz. O yüzden buraları da böyle alacağız. Tamamen yok edebilmemiz için. Bakın saçın geliş noktasına göre saç böyle geldiği için makineyle böyle vuruyorum, farkındaysanız.
Bakın mesela deri altında bile ben var. Buna da çok dikkat edeceksiniz. Hem tarakla alırken hem de makinayla alırken. Şöyle kaldırarak. Ve gençler, buradaki işlemimiz artık yavaş yavaş son buluyor. Buranın bu katını vermiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Neler kaldı geriye? Tabii ki diplerdeki izler. Şimdi bunun içinde tekrar inceyi takıyoruz. Ben siz kafa derisini kazınmayın diye uçuna gösteriyorum. Yoksa normalde yarıma çekip tak 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 girip yapabilirsiniz. Ama müşterinin canını acıtmayın diye size şu şekilde gösteriyorum. Ondan sonra bakın gençler. Şunu böyle bir tık oynatsanız yeter. Böyle yavaş yavaş şuraları ala ala. Ondan sonra mesela buna da dikkat edeceksiniz. Buralarda hala izler olduğu zaman tekrar yarımı alıp buraları böyle kazıyarak bu şekli getireceksiniz. Sonra tekrar iki tır ve devam. Benim uykum mu geldi oğlum? Gördüm oğlum. Kanka uyuyacaksan uyu sen. Kapat gözlerini. Valla. Sabah 5'te de uçağa döneceğim. Sabah 5'te. Sen daha gideceksin uyuyacaksın yani. Ya. Sen zaten bu gece uyuyamazsın da kolay kolay. Çocuklar falan. Şimdi gençler onu aldık. Buradan böyle tekrar bir sıfırla çengeli indirip de alıyoruz. Böyle giderek şu diplerden oynarlar. Saçın nerede ne var onları yapıyorsunuz. Böyle. Bu işlemler de bittikten sonra. Evet gençler. Şimdi buralar böyle. Şimdi bir pudralamamız lazım kafayı. Çünkü nerede hata var, nerede iz var, onların çıkması lazım. Ver gel. Adam hiç kaldırma, makine lazım şimdi bana. Evet gençler. Gördüğünüz gibi saçın gelişi böyle. Şimdi geriye kaldı şu diplerdeki izleri kaybetmeye. Onun için başlığı çıkardık. Sıfır aldık. Buraya da dikkat edin ha, burayı böyle temizleyin ki saça yapışmasınlar. Şimdi nerede ne var? İki tık veya üç tık. Şöyle alarak. Ama hala burada saç var. Yapışmışlar. İşte gördüğünüz gibi böyle gelerek bu şekilde oluyor. Şimdi şu izleri kaybediyoruz. Mesela Mehmet'in burada kıkırdak da var. O kıkırdak.
Tıkırdağa da çok fazla çıkmıyoruz yukarısı. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir de Mehmet'in saçları artık yaşlılıktan dolayı bazı yerlerde beyazlar da var. Çok karışıyor olay. Onlara da dikkat edin. Yaşlandı artık benim kardeşim ya. Değil mi gülüm? Ya. Bittik lan biz. Vallahi biz yaşlandık. Ondan sonra gençler buraları da böyle sıfırla uç giderek buraları temizliyoruz. Son izleri yani. En alt dipteki izleri de kaybettik mi? Olayımız tamamlanıyor. Evet gençler. Gördünüz mü? Şimdi bazı noktalarda iz bıraktım. Neden bıraktım? Çünkü sizler bana dediniz ki makineyle şöyle bir izleri kaybedebilme gibi ihtimaliniz var mı? Var. Onun için gençler. Şimdi mesela bak mesela şurayı görüyor musunuz? Kat bir anda yukarı çıkıyor. Onun için sıfır aldık. Bakın böyle makinayla şuradaki izleri şöyle kaybedebilirsiniz. Yani makine tarak olayında. Bunu da siz öğrenmek istediğiniz için yapıyorum. Yoksa normalde ben bu izi çoktan kaybetmiştim de. Siz öğrenin diye böyle makine tarak yapıyorum. Buraları da böyle. Çok yavaş yavaş ve simetrik olarak gidin. Kaçırmayın yani. Şu pozisyonda. Böyle yavaş yavaş. Bakın gel. Gülüm şöyle biraz bana yaklaşsana. Saça tamamen yaklaş. Gel 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 gel. Tam anlamıyla görsünler. Gençler bakın. Şimdi ne var mesela şurada. Şu pozisyonda yavaş olarak. Yavaşça hareket ederek buradaki izleri kaybedebilirsiniz. Bakın şöyle. Mesela burada ne var? Şurası. Buraya geldiğiniz zaman şurada tara yukarı doğru kaldırarak. Böyle. Evet gençler şimdi size bunu da öğrettiğime göre makinayla mesela şurada var mı? Bakın şurada var. Çok minik bir şey. Bunlara dikkat edeceksiniz. Evet gençler. Olay bu kadar. Evet. Şimdi gelelim tarak kesimine. Tarakla başlayalım. Artık biraz onunla devam edelim. Saçı ıslattınız. Şöyle aşağı doğru indirelim. Gel. Şimdi saçı komple aşağı doğru indirdik.
Böyle yaparken şu altlardan da alın. Saçlarda izler kalırsa eğer ki, onları da böyle bir iki makas atarak buradaki izleri de kaybetmiş olabilirsiniz. Bunları gözlerinizden kaçırmamanız lazım. Mesela şöyle bakarak şuradaki ana saça çıkmadan önce, ya şurada da bir şey var mı acaba endişesinden değil ki, şöyle devam edebilirsiniz. Mesela burada da. Bunları da size makasla bilerek gösteriyorum. Yoksa Mehmet'in şu ana kadar tıraşı çoktan bitmişti. Kendi de biliyor. Ama ben siz öğrenin diye böyle yavaş 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 öğretiyorum. Nasıl kesmeyi, nasıl keseceğiniz için. Yoksa Mehmet tıraş çoktan bitmiş mi, değil mi oğlum? Adem su. Bayağı bir 15 dakika falan olmuştu herhalde biteli. Ondan sonra tekrar mesela şu altlardan başlayarak, bakın böyle yavaş 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 devam. Gülüm su versin mi oğlum? Yok. Mesela saç bu tarafa doğru çıkıyor ya, onun için böyle almanız lazım. Bakın burada ben var, unutmayın bak. Hop. Üzerinden böyle tarağı atlatarak geçmeniz lazım. Ondan sonra da mesela şurada iz kalırsa, kalmasın diye oradan bir üzerinden geçeceksiniz. Sonra tekrar devam. Bak tarağın ucu nereden geliyor bak. Şurada ya ben. Kaldırarak. Yoksa takılıp da kesebilme ihtimaliniz çok yüksek. Ondan sonra da şu altı böyle. Şuradan böyle geçerek izi tamamen kaybediyorsunuz. Adem su. Sağ olun. Evet. Gençler. Sonra buraları da böyle yavaş yavaş. Hani siz böyle görün diye. Gerçekten de yavaş kesiyorum ama. Normalde hiç alışkın değilimdir ben böyle yavaş kesmeye. Siz öğrenin diye yapıyorum gençler. Gözünüzü seveyim bak, öğrenin ha. Size adım adım öğretiyorum. Step by step gençler. Şimdi gençler öğrendiniz mi? Mesela bak şuralardan da böyle bir geçin, iz varsa bunları böyle kaybetmek babında. Evet, Mehmet de sıkıldı. Sıkılmaya başladı çocuğum. Gençler gördüğünüz gibi yanlarım ve kesin şu noktada. Şimdi geliyoruz üstlere. Üstleri keselim, üstleri keselim. Step by step Adem. Adım adım öğrettiğim için böyle. Bir de ben yavaş kesiyorum şu an. Yoksa Adem, Mehmet abi çoktan gitmişti oğlum, biliyorsun değil mi? Yok. Ya tıraş olarak. Normalde de böyle kesiyorum abi. Bu kadar yavaş mı Adem? Mehmet'le. Ha, muhabbet ettiğimiz için evet uzun sürüyor. Ama tıraş çoktan bitiyor. Evet gençler. Şimdi buraları hallettik. Onlar da bitti. Üstlerine kadar kısaltayım oğlum. Ya çok kısaltma ya. Çok böyle dip yapma. Harbi mi? Ha uzun kalsın. Hayır, çok dip yapma diyorum ya. Tamam. Evet gençler. Şimdi gelelim üstlere. Saçı aldınız böyle. Hop. Tabii siz bu tarak ve kombinasyon işine fazla girmezseniz iyi olur. Bu kesime. O tarak düşüyor ama.
Evet gençler. Bununla ilgili de bir gün video çekerim. Tarağın tutuşuyla. Vallahi gençler siz beni tanıyorsunuz. Ben bazen konuşurken böyle heyecanlanıyorum ya, onları karıştırıyorum. Artık ona da takılmayın yani. Siz anlıyorsunuz zaten beni. Ne oldu lan, ne gülüyorsunuz? Hepiniz niye güldünüz yani bir anda? Ben uyuyorum diye. Sen uyuyorsun diye. Aha. Ben de yedim. Bari. Gençler kısa gözünü görüyor musun? Gülüm o kadar çok fazla kısaltmıyor mu? Yok şey çok dedik kısaltmıyor canım. Şekil vereyim yeter. Anladın sen işte. Anladım oğlum. Sence bu kadar kısalık iyi mi? Biraz daha kısaltsak yeter herhalde. Azıcık daha mı? Ne diyorsun? Olur. Şimdi gençler bir de parmak arası aldık. Şimdi bir de tarak. Biraz daha kısaltacakmışız. Böyle yavaş yavaş. Böyle giderek burayı kısaltabilirsiniz. Ondan sonra tekrar tarak. Evet, bakın buraları kısalttık. Şimdi biraz da bir tık kısalt dediği için Mehmet az biraz daha kısaltıyoruz. Buraları biraz uzun bırakacaksınız, unutmayın. Oralar kısalmaz çünkü çok fazla. Ondan sonra gençler buraları aldınız ya. Mesela şu arkaları da bir kontrol etmek amacıyla tarak makas kombinasyonu böyle gelerek arkaya doğru şu şekilde bir saçı kontrol edin. Nerede kısa var, nerede uzun var. Onlar kaçmaması adına. Böyle yaparak buraları kaçırmayın. Mehmet'im iyi mi böyle? İyi. Daha fazla kısaltmama gerek var mı? Yok, iyi. Ha? Bence de iyi. Ta oldu yani. Gençler. Kesimimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi Mehmet'in saçları bu pozisyonda kestik. Böyle gölgelendirme şeklinde. Tam gölgelendirme değil ama. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Bakalım oraya. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Allah'a emanet.